Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu weil. Weil yani çünkü bağlacını görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi dilerseniz ilk örneğimizde başlayalım arkadaşlar. Das Kind weint cümlesini görüyoruz. Evet, das Kind ne demekti? Çocuk demek. Weinen ise ağlamak demek arkadaşlar. Dolayısıyla çocuk ağlıyor derken das Kind weint demiş oluyoruz Almanca'da. Es möchte Eis essen. Evet, Eis essen dondurma yemek. Demek ki o ne yapmak istiyormuş? Dondurma yemek istiyormuş. Şimdi neden sonuç ilişkisi içerisinde bakmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu çocuk ağlıyor. Neden ağlıyor? Çünkü ne yapmak istiyor? Dondurma yemek istiyor, değil mi? Şimdi biz bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde neden sonuç ilişkisi içerisinde olacağı için neden nedir? Dondurma yiyemiyor. Bu sebepten sonuç olarak ne yapıyor? Çocuk ağlamış oluyor. Bunu neyle ilişkilendireceğiz arkadaşlar? Weil ile. Baktığımızda arkadaşlar weil iki türlü kullanılabilir. İki cümleyi weil ile bir araya getirebiliriz. Şöyle ki İki cümlenin ortasına weil'i yerleştirerek ya da weil cümlenin her iki cümlenin başına gelecek şekilde de ne yapılabilir? Bu neden sonuç ilişkisi kurulabilir. İlk cümleye baktığımızda arkadaşlar weil cümlesine baktığımızda bu iki cümlenin tam ortasında ne var? Weil var. Bağlaç niteliğindeki weil'i görüyoruz. Bakın das Kind weint. Aynı şablonu ne yaptım? Buraya taşımış oldum ve neden sonuç ilişkisi weil çünkü değil mi? Das Kind weint weil es Eis essen möchte. Bakın ne olmuş arkadaşlar weil cümlesinde? Das Kind weint'dan hemen sonra virgülüm geliyor. Weil çünkü weil es Eis essen möchte çünkü ne yapmak istiyor? Çünkü o dondurma yemek istiyor. Bakın burada dikkat etmem gereken şey şu. Möchte ne olmuş? İstemek cümlenin sonuna gitmiş, çekimlenmiş olarak gidiyor. Biz burada modal fiil olmamış olsaydı nasıl davranacaktık? Fiilimi, çekimlenmiş olan o fiilimi cümlenin sonuna taşıyacaktık. Ancak burada modal fiil möchte olduğundan dolayı ne olmuş oluyor? Essen'den hemen sonra gelmiş oluyor. Dolayısıyla haliyle ne olacak? Mastar haldeki essen'den hemen sonra çekimlenmiş olan modal fiilim möchte değil mi? Bu şekilde kurulmuş olacak ve neden sonuç ilişkisine baktığımızda das Kind weint weil es Eis essen möchte dediğimizde çocuk ağlıyor çünkü o dondurma yemek istiyor diye ne yapmış oluyoruz? Neden sonuç ilişkisini kurmuş oluyoruz. Şimdi weil'i cümlenin başına getirdiğimizde ne olacak bakalım arkadaşlar. Weil das Kind Eis essen möchte. Çünkü çocuk dondurma yemek istediğinden ağlıyor derken weint es. Bakın ne olmuş arkadaşlar weil cümlesi baştaysa eğer. Burada weil'den hemen sonra weil das Kind ile değil mi? Weil das Kind Eis essen möchte. Aslında teorik olarak baktığımızda aynısını almışız değil mi? Bakın buradaki şablonu buraya taşımışız. Ancak oradaki es yerine ne yapıyoruz? Öznemizi yani das Kind öznesini getirmiş oluyoruz. Yoksa değişen bir şey yok. Weil das Kind Eis essen möchte virgülümü getirdim. Weint es. Demek ki virgülden sonra ne oluyor arkadaşlar? Eylemi getiriyorum. Dolayısıyla weint es ağlıyor. Değil mi? Çocuk dondurma yemek istediği için ne yapıyor? Ağlıyor. Olasılıkla dondurma yemeye müsaade edilmiyor değil mi? Anne babası eğer izin vermiyorsa ağlıyordur. Bu sebepten ne yapıyor? Çocuk ağlamış oluyor. Dolayısıyla istediğinden dolayı. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. İkinci örneğimiz ne diyor? Ich lerne Deutsch. Gayet anlaşılır bariz bir cümle. Ne öğreniyorum? Almanca öğreniyorum değil mi? Ich lerne Deutsch. Hatırlarsanız arkadaşlar lisanları biz ilk harfi nasıl küçük harfle başlatıyoruz? Son yazım kurallarına göre. Ancak öyle metinler, öyle kitaplar var ki ilk harf
bu başlangıç harfi büyük harfle başlayabiliyor. Onlar tabii eski yazımlar olabiliyor. Ancak biz tabii güncel olan Almancayı takip etmek durumunda olduğumuzdan dolayı nasıl yazılmış oluyormuş? Ufak yani küçük harfle başlaması gerekiyor. Bu durumda ben Almanca öğreniyorum derken ich lerne Deutsch diyorum. Diğer cümleye bakalım. Ich möchte in der Schweiz leben. Die Schweiz neresiydi? İsviçre değil mi? In der Schweiz, İsviçre'de değil mi? Burada bir datif dönüşüm var. Die ne olmuş? Dere dönüşmüş. Leben, yaşamak. Ich möchte in der Schweiz leben. Ben İsviçre'de yaşamak istiyorum. Şimdi neden sonuç ilişkisine bakıyoruz? Ben Almanca öğreniyorum. Çünkü İsviçre'de yaşamak istiyorum. Dolayısıyla ne diyeceğim? Ich lerne Deutsch. Bakın burada gerekçemi yazıyorum değil mi? Daha doğrusu ne yaptığımı yazıyorum. Ich lerne Deutsch. Virgülümü koydum. Şimdi gerekçe ne? Çünkü İsviçre'de yaşamak istiyorum. Dolayısıyla virgülümü koyuyorum ve weil ich in der Schweiz leben möchte. Bakın burada da gene modal fiilim olduğundan dolayı ne oldu? Leben'den hemen sonra değil mi? Leben yani yaşamaktan hemen sonra möchte geldi. Modal fiil olmasaydı lebe ile sonlandırıyor olacaktık. Yani çekimlenmiş olarak sonlandıracaktık değil mi fiilimizi? Dolayısıyla burada neden sonuç ilişkisine baktığımızda arkadaşlar ben Almanca öğreniyorum çünkü neden İsviçre'de yaşamak istiyorum diye ne yapmış oluyorum? Bu iki cümleyi tek bir cümleye indirgemiş oluyorum ve weil ne oldu? Bağlaç olarak iki cümlenin arasına girmiş oldu. Bu durumda ich lerne Deutsch virgülümü getirdim. Bakın buradaki yapının aynı. Weil ich in der Schweiz leben möchte dedim ve ne yapmış oluyorum demek ki fiilimi çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna atıyorum. Tabi burada modal fiil olduğundan ne oldu? En son çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna o gitti. Weil ile cümleyi başlatırsak ne olacak? Çünkü ben İsviçre'de ne yapıyorum? Yaşamak istediğimden dolayı ne yapıyorum? Almanca öğreniyorum diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Değil mi? Ancak Almanca'da ben ne yapabiliyorum bu weil'i cümlenin başına da getirebiliyorum. Bu durumda weil ich in der Schweiz leben möchte. Bakın burada ne oldu? Bu yapının aynını buraya taşıdım. Virgülü getirdim. Lerne ich Deutsch şeklinde ifade ediyorum. Bakın demek ki ne yapıyorum? Virgülden hemen sonra eylemim hangisidir bu? Lernen. Dolayısıyla lerne ich Deutsch ile ne yaptım? Cümleyi tamamlamış oldum ve neden sonuç ilişkisini de bu şekilde vermiş oldum. Tabii güzel Türkçe'de şimdi biz çünkü diyoruz. Bu şekilde anlattığımda ne yapmış oluyorum? İsviçre'de yaşamak istediğimden ya da İsviçre'de yaşamak istediğimden dolayı dan destek alıyoruz değil mi? Ancak burada çünkü ile ne yapabiliyorum demek ki Almanca'da? Weil demek ki iki cümlenin ortasına girebileceği gibi cümle başına da gelip iki cümleyi bir araya ne yapabiliyoruz? Getirebiliyoruz ve böylelikle neden sonuç ilişkisini kurmuş oluyormuşuz. Üçüncü örneğe bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Die Männer stehen früh auf. Aufstehen neydi arkadaşlar? Yataktan kalkmak demekti. Früh erken. Demek ki die Männer neydi? Adamlar. Adamlar erkenden kalkıyorlar. İkinci cümleye bakalım. Sie müssen arbeiten. Çalışma zorunlulukları var değil mi? Çalışmaları gerekiyor. Dolayısıyla erkenden kalkıyorlar. Çünkü ne yapmaları gerekiyor? Çalışmaları gerekiyor. Dediğimizde şimdi biz ne yapacağız? Neden sonuç ilişkisi weil ile bir araya getireceğiz bu iki cümleyi. Bu durumda die Männer stehen früh auf. Adamlar erken kalkıyor. Bakın yapıyı aynen aşağı taşıdım ve virgülle weil neden sonuç ilişkisini kuracağım şimdi. Die Männer stehen früh auf, weil sie arbeiten müssen. Bakın burada da gene modal fiilimiz var. Neymiş o? Müssen. Dolayısıyla üçüncü çoğul değil mi?
üçüncü çoğul adamlar dediğimizden dolayı weil sie arbeiten müssen, çünkü onların çalışmaları gerekiyor demiş oluyoruz. Bakın buradaki neden sonuç ilişkisi demek ki ne oluyor? İki cümlenin weil ile ne yapmış olduğunu görüyoruz. Kesişmiş olduğunu ve o kesişme noktası neresi? Tam bu iki cümlenin arası değil mi? Dolayısıyla die Männer stehen früh auf, weil sie arbeiten müssen demiş oluyoruz. Şimdi weil'e cümlenin başına taşıyacak olursak, bakın bu yapıyı ne yapıyorum? Hiç şey yapmadan, öğelerle oynamadan aynen buraya taşıyorum. Tek bir farkla sie yerine ne yapıyorum? Die Männer. Çünkü sie'den kasıt zaten die Männer olduğu için iki defa bir cümlenin içerisinde adamlar, adamlar demeye gerek kalmadan onlar diye ne yapmış oluyorum? Referans olarak sie'yi kullanmış oluyorum. Bu durumda weil die Männer arbeiten müssen, çünkü adamlar çalışmak zorunda olduklarından diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Ne yapıyoruz? Weil die Männer arbeiten müssen, virgülümle ayırdım. Bakın ne yapıyoruz? Eylemle devam ediyoruz. Tabii eylemimiz nasıl bir eylem? Ayrılabilir bir fiil. Dolayısıyla stehen sie früh auf ile ne yapmış oldum arkadaşlar? Neden sonuç ilişkisini kurmuş oldum? Adamlar erkenden kalkmak zorunda olduklarından düzeltiyorum. Adamlar işe git çalışmak zorunda olduklarından ne yapıyorlar? Erkenden kalkıyorlar demiş oluyoruz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla buradaki demek ki ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? While iki türlü kullanılabiliyormuş. Cümlenin ortasında ya da cümlenin başında. Burada herhangi bir anlam kayması olmuyormuş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın üzerinden şöyle bir geçelim. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar Das Kind weint cümlesi ve Es möchte Eis essen cümlesini görüyoruz. Şimdi Das Kind weint, çocuk ağlıyor. Es möchte Eis essen, dondurma yemek istiyor. Bu iki cümleyi weil ile bir araya getirdiğimizde ne yapacağız? Çocuk ağlıyor çünkü dondurma yemek istiyor dediğimizde Das Kind weint. Bakın burada ne yapmışız? Virgülümüzle ayırıyoruz ve çünkü dondurma yemek istiyor derken weil es Eis essen möchte dediğimizde işin içerisinde modal fiil möchten olduğundan dolayı ne oldu? Möchte cümlenin sonuna gitmiş oldu. Das Kind weint, weil es Eis essen möchte. Şimdi weil cümlesiyle başlayacak olursak ve iki cümleyi bir araya getirdiğimizde weil das Kind Eis essen möchte, bakın burada virgülümüzü koyuyoruz. Hemen ardından eylemimiz weinen, yani ağlamakla devam ediyor. Weint es, ağlıyor o demiş oluyoruz. Demek ki weil das Kind Eis essen möchte, bakın virgülümüz gelmiş oluyor ve weint es ile neden sonuç ilişkisini oluşturmuş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda ich lerne Deutsch, Almanca öğreniyorum. Ich möchte in der Schweiz leben. Ben nerede yaşamak istiyorum? İsviçre'de yaşamak istiyorum. Neden sonuç ilişkimiz belli? Almanca öğreniyorum çünkü İsviçre'de yaşamak istiyorum diyecek olursak ich lerne Deutsch, comma, bakın burada virgül geliyor. Weil ich in der Schweiz leben möchte. Çünkü ben İsviçre'de yaşamak istiyorum. Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Weil cümlesi daha doğrusu weil bağlacı ortadaysa ne oluyormuş? Hemen ardından öznemiz geliyor ve cümlenin sonuna ne gidiyor arkadaşlar? Fiilimiz gidiyor. Ancak burada modal fiil olduğundan dolayı leben, bakın leben mastar halde kalacak şekilde, ki öyle de olması gerekiyor. Mastar halde ve ardından modal fiil möchte değil mi çekimlenmiş olarak cümlenin sonunda bu durumda ich lerne Deutsch, weil ich in der Schweiz leben möchte demiş oluyoruz. Weil cümlesiyle başlayacak olsaydık weil ich in der Schweiz leben möchte virgülümü getirdim. Lerne ich Deutsch. Bakın burada ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Virgülden sonra bu defa ne yapıyorum? Eylemle devam ediyorum. Lerne ich Deutsch diyorum. Bu durumda herhangi bir anlam değişmesi olmuyor. Weil ich in der Schweiz leben möchte, lerne ich Deutsch demiş oluyoruz.
Üçüncü ve son örneğimizde ise Die Männer stehen früh auf. Adamlar erkenden kalkıyorlar. Bakın aufstehen ayrılabilir fiilini görüyoruz. Sie müssen arbeiten. Ne yapmaları gerekiyor? Çalışmaları gerekiyor. Bu iki cümleyi bir araya getirecek olursak ve weil iki cümlenin ortasındaysa eğer ne yapacağız? Die Männer stehen früh auf. Bakın kalıbı aynen aşağı taşıdım. Ve weil ile devam ediyorum. Weil sie arbeiten müssen. Çünkü çalışmaları gerekiyor. Dediğimde bakın öğeler yerli yerinde. Modal fiilim nerede? Olması gereken yerde cümlenin sonunda. Weil ile başlayacak olsaydık ne olacaktı? Weil die Männer arbeiten müssen. Çünkü adamlar çalışmak zorunda olduklarından ile Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Birebir. Ne yapıyoruz ondan sonra? Virgülü getiriyoruz. Stehen Sie früh auf. Ayrılabilir olduğundan dolayı Stehen Sie früh auf ile ne yapıyoruz? Sonlandırıyoruz. Bu durumda Weil die Männer arbeiten müssen, stehen Sie früh auf demiş oluyoruz. Dilerseniz şimdi bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das Kind weint. Es möchte Eis essen. Das Kind weint. Es möchte Eis essen. Das Kind weint, weil es Eis essen möchte. Das Kind weint, weil es Eis essen möchte. Weil das Kind Eis essen möchte, weint es. Weil das Kind Eis essen möchte, weint es. Ich lerne Deutsch. Ich möchte in der Schweiz leben. Ich lerne Deutsch. Ich möchte in der Schweiz leben. Ich lerne Deutsch, weil ich in der Schweiz leben möchte. Ich lerne Deutsch, weil ich in der Schweiz leben möchte. Weil ich in der Schweiz leben möchte, lerne ich Deutsch. Weil ich in der Schweiz leben möchte, lerne ich Deutsch. Die Männer stehen früh auf. Sie müssen arbeiten. Die Männer stehen früh auf. Sie müssen arbeiten. Die Männer stehen früh auf, weil sie arbeiten müssen. Die Männer stehen früh auf, weil sie arbeiten müssen. Weil die Männer arbeiten müssen, stehen sie früh auf. Weil die Männer arbeiten müssen, stehen sie früh auf. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde while bağlacını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.